Arkadaşlar ben Ali Osman, kanalın kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere cebinizdeki ve elinizdeki, evinizdeki akıllı telefonunuzdan nasıl video düzenleyebiliriz? Yani profesyonele yakın bir şekilde nasıl video hazırlayabiliriz onu göstereceğiz arkadaşlar. Kullanacağımız uygulama Filmora Go. Zaten Filmora'nın bilgisayar ortamında da programlar mevcut. Yani profesyonele yakın programlar mevcut arkadaşlar. Bu videomuzda sadece Filmora Go'nun nasıl kullanılacağı ile alakalı değil. Sizlere bir de Filmora Go'nun full versiyonunu paylaşacağım. Bu sayede videolarınızda herhangi bir filigran veya işte reklam içeriği veya kısıtlama olmayacak arkadaşlar. İstediğiniz gibi videoları oluşturup düzenleyip hani bilgisayarınız oraya geleyim ben şöyle yapayım en iyisi. Hiçbir engel olmadan istediğiniz gibi video kırpıp video kesip video renderlayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Slaylar oluşturabilirsiniz. Veya kendinize özgü introlar veya outrolar telefonunuzdan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben bunu niye telefondan yapıyorum bir de onu da söyleyeyim. Hani ne gerek var? Zaten bilgisayar ortamında böyle şeyler yapılabiliyor diyorsunuz. Hani bunu birçok kişi de aynı fikirde olabilir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık yeni nesil telefonların içerisinde yani SSD'ye yakın kendi hafızaları mevcut. İkincisi 128 GB'a kadar depolama alanları mevcut. Ayrıca RAM var. Yani 8 GB'a kadar RAM'leri mevcut içerisinde. İşlemci ve megahertz hızları mevcut. Yani akıllı telefonlardan sadece akıllı telefon deyip geçmeyin. Bir masaüstü bilgisayara veya bir laptopa taş çıkaracak telefonlar çıktı. Şimdi elinizde böyle bir güç yatarken bilgisayar ortamında da bir video renderlamanın yani video hazırlayanlar, video düzenleyenler, video renderlayanlar bilir. Bu benim başımı çok ağrıtıyor arkadaşlar. Çektiğim videoları sürekli olarak hazırlamak, onları kesip biçmek, işte videoları içerisinde düzenleme yapmak bilgisayar ortamında düzenliyorum ama bilgisayar ortamında da çok aşırı derecede kasıyor. Yani bir saatten uzun videolar hazırlarken çok kasılmalar, takılmalar oluyor. Artık yani videoyu düzenlemektense artık vazgeçme noktalarına kadar getirebiliyor arkadaşlar. Hele hele videonun her şeyini tamamladıktan sonra renderlama işlemine başladığınız zaman o videonun oluşması neredeyse 2 saate veya 3 saate yakın uzayabiliyor hazırlama süresi arkadaşlar. Peki hani tamam bu benimki öyle ahım şahım bir bilgisayar ortamında değil ama normal güçlü bilgisayarları bile kasabilecek yine video düzenleme programları mevcut. Ama normal bir programla da oluştursa yine sizi en fazla yarım saat veya bir saatte bir video hazırlayabilecek yani hazırlayabilirsiniz en fazla bir saatte veya yarım saatte bilgisayarın ne kadar güçlü olursa olsun. Önemli olan tabii ki videoyu da düzgün bir şekilde hazırlamak arkadaşlar. Şimdi videomuzda sizlere dediğimiz gibi Filmora Go'nun full versiyonunu sizlerle paylaşacağız. İkincisi değinmek istediğimiz şey ise hani değindiğimiz şey ise bu kadar akıllı güçlü bir telefonunuz varsa niye bilgisayarımızda videolarımızı renderlayalım? Elimizde güzel bir video düzenleme programı var Filmora Go. Elimizde çektiğimiz mesela YouTube için ekran kayıt programlarıyla çektiğimiz videolarımızı bu şey içerisinde bu tür programlar içerisinde veya uygulamalar içerisinde de videolarımızı düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu şu şekilde alayım. Şurada bir seçenek var. Bize puan verin. Bizi beğenin. Geri bildirin. Yüksel Filmora PC. Bakın burada zaten Filmora'nın PC versiyonu da var. Kopya dosyalar var. Yükselt diyor. Yükselt dediğine bakmayın siz. Bu zaten yükseltilmiş versiyon. Tabii hani modlu uygulama olduğundan dolayı bu şekilde. Şimdi yeni bir video oluştur veya kayıtlı bir proje aç diyor. Şimdi yeni bir video oluşturacağız tabii ki sıfırdan. Biz buradan artı işaretine tıklıyoruz. Şimdi burada videolar yani Filmora Go'nun içerisindeki videolar var. Kamera içerisindeki var. Mesela com.ds var. WhatsApp içerisindeki videolar var. Şey var. Bu com.ds dediği şey şu arkadaşlar. Bu com'la başlayan şeyler Driver Genius uygulamasının klasörleri. Şu anda ekranı çekim yaptığım uygulamanın içeriği onlar. Şimdi tabii ki hangisini dinleyeceğiz? Şurada şey varmış. Mesela Driving Simulator diye bir oyun oynamıştık. Biz bu oyunun videosunu hazırlamıştık oynarken de. Şimdi ben bu şeyin içerisinde, uygulama içerisinde o videolarımı düzenleyeceğim.
Bu test amaçlı yapacağım bir şey tabii ki. Hani profesyonele yakın olduğu için. Ve tabii şöyle de bir şey var. Uygulamayı kullanırken biraz eliniz yatkın olmayabilir. Arayüz biraz karmaşık gelebilir. Tabii hani arayüz o kadar da karmaşık değil ama bilgisayar ortamındakine benzetmeye çalışsanız bile biraz daha zorlanabilirsiniz uygulamayı kullanırken. Önemli olan tek güzel yanlarından bir tanesi siz arka planda uygulamayı düzenlerken siz oyun oynayabilir, Facebook'ta gezebilir, WhatsApp'ta konuşabilirsiniz. Yani bir bilgisayarda bir videoyu renderlarken o kadar çok kasıyor ki CPU %80, %90 hatta %100'lere çıkabiliyor. Siz bu CPU hızında ve RAM azlığında bilgisayarınızdan internette dolaşmak bile bir mucize oluyor arkadaşlar. Yani bir zor gerçekten. Ama bir telefonda yaparken bunu, telefonda arka planda videoyu düzenlerken siz telefonunuzla istediğiniz her şeyi yine yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi film oranının içerisinde ne varmış? 0,5 saniyelik bir tanıtım videosu muhtemelen bu. Ben şuradan daha önce çekim yaptığım oyunun videosunu alacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim, belirteyim. Buradaki videoları nereden buldu? Şimdi arkadaşlar, film oranının bir özelliği var. Sizin cihazınızın içerisindeki tüm videoları görüyor, anında görüyor. Yani bu tabii ki ben daha önce film orayı kullandığım zaman cihazımdaki işte SD karta izni verilsin mi, kameraya izin verilsin mi, mikrofona izin verilsin mi seçeneklere izin verdim. Ondan görüyor. Direkt olarak görmüyor. Öncelikle siz bunları izin vermeniz gerekiyor. Ha, kötü bir yanı var mı? Çünkü bence olduğunu zannetmiyorum. Kötü bir yanı olsaydı Google Play kendi içerisinde barındırmazdı. Bu bir. İkincisi Filmora dediğiniz şey arkadaşlar. Movie Maker gibi, Movavi gibi veya işte Adobe gibi veya işte Sony Vegas gibi gelişmiş bir video düzenleme programı ve tanınmış bir video düzenleme programı. Yani bunun bilgisayar ortamında da birçok versiyonu mevcut. Tabii ki iOS ve Android içerisinde de video düzenleme programları ve uygulamaları da mevcut arkadaşlar. Yani birçok platformda kendini geliştirmiş, dağıtmış, çoğalmış bir programdan bence hani herkes ben şahsen şüpheleneceğimi düşünmüyorum. Kalkıp da benim özel videolarımı benden izinsiz paylaşacağını veya izinsiz karıştırabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için içiniz rahat olabileceğini düşünüyorum. Yani içiniz rahat olsun diyorum. Ama tabii ki yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Bazı sahte uygulamalara da aldanmayın. Buna benzer bunun kopyası oluşturulabilir. İşte sizden resimlerinize, videolarınıza, ses kayıtlarınıza veya kamera hariç daha fazlasına izin ver diyorsa o uygulamadan da tabii ki biraz şüpheleniriz gerekiyor. Niye bu kadar fazla istek istiyor? Mesela telefondaki rehberime niye erişsin? Eğer böyle bir şey varsa, yani oluyorsa video düzenleme programı benim telefonumdaki verilere niye erişsin veya telefonumdaki kişilere niye erişsin gibisinden aklınızda soru işareti olabilir. Öyle şeylerle karşılaşırsanız kesinlikle izin vermeyin arkadaşlar. Dedikten sonra videoları zaten ben izin verdiğimden dolayı görüyor. Gördüğü için de ben buradan bir tanesini seçeceğim. Burada fotoğraflar var. Fotoğraflarımızdan da seçebiliriz. Ön tanımlı varmış. Facebook var, Instagram var, Google var. Burada tabii Google derken bu Instagram derken Instagram'a yüklü olduğum veya Facebook'a yüklü olduğum dosyalar diyeceğim ama evet internet bağlantısım açık olmadığı için veri interneti kullanıyorum şu anda. Açık olmadığından dolayı Facebook'taki, Instagram'daki veya Google'daki diğer resimlerinizde görebiliyor arkadaşlar veya videolarınızda görebiliyor. Hatta o videolar içerisinde indirme yapıyor mu onu bilmiyorum. Tabii siz de videodan sonra kendiniz indirip birebir deneyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Video kısmına yeniden dönüş yaptık. Burada Driver Simulator oyununu seçtik arkadaşlar. Böyle bir video oluşturmuştum. Ve tam olarak 20 dakika 2 saniyelik bir video. Şuradaki ekle butonuna bastık. Şu anda şu kısımda 1 oldu. Geri dedik. Pardon. Şuradan geri dedik ve videomuz aldık. Yani videoyu aldık. Aldık da nerede? Ha ya of. Tamam. İleri diyoruz. Video yani hemen bu hızlı bir şekilde videoyu inceleyip kendi içerisine alıyor arkadaşlar. Şimdi burada kaydet var, temalar var, müzik var. Transiston mu neyse bu ters çevirme muhtemelen odur. Biçimlendirme var, bir de düzenleme var. Şimdi düzenlemeden neler yapabiliyormuşuz? Şimdi klibi kırpabiliyoruz. Yani başından veya sonundan istediğiniz bir yerden kırpabiliyorsunuz. Kroplama yapabiliyor musunuz? En güzel özellik, mükemmel. Bakın kroplama özelliği varsa bir video düzenlemede mükemmeldir. Niye derseniz misal
Siz bilgisayar ortamında bir video hazırladınız. Tabii ki Windows'ta şöyle bir sorun var. Eski oyunlarda da olsun veya yeni oyunlarda olsun, siz video düzenlerken üst taraflarda veya sağda solda kalın şeritler oluşuyor, siyah şeritler. Ben şimdi bu şekilde videoyu düzenleyip yayınlasam veya arşivlesem hoş bir görüntüye sahip olmayacaktır. Peki ben ne yapacağım? Burada kenarlarından kırpabilir miyim? Öyle bir program var mı? Bazılarında var. Ama şu anda bu uygulamada var arkadaşlar. Nereden var? Şurada görüyorsunuz. Crop. Crop demek buradaki sağdaki, üstteki, alttaki siyah şeritleri kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Şu şekilde seçtiğimiz zaman diyelim ki şöyle yapalım. İki parmağımızla kıstırıp açabiliyoruz. Şimdi üst tarafta bir siyah çizgi var. Alt tarafta ve azıcık da sağ tarafta var. Ben şöyle seçtim. Tam ortalayacağım. Şöyle yaptım. Şimdi tabii videoda bozulacaktır bu şekilde. Yani benimki sadece örnekleme anlattığım bir şey. Siz sağ tarafta veya sol tarafta varsa bunlar da yine oynama yapabilir. Şu anda gördüğünüz gibi benim şu kısımda, şurada, şu kısımda siyah çizgiler var. Ben bunu tam yukarı aldığım zaman ne oluyor? Alt tarafta biraz kalıyor. Videoyu biraz daha büyüttüğüm zaman buradaki kroplama işleminin diğer yerleri yani siyah şeritler gidiyor. Ama tabii ki benim videom kroplanacak bir video değil. Niye derseniz üstte, sağda, solda veya altta siyah şeritler yok. Ama siz de video hazırlamış olduğunuz veya çekim yaptığınız videolarda böyle bir şey varsa da bu kroplama işlemini bu şekilde kullanıp videonuzu kroplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Merhaba altyazı arkadaşlar, ben Alex. ekleyebilirsiniz. Bugün kanalda Neymiş bu kanaldayım. altyazı? Ekle dediğimiz zaman. Burada evet çok güzel. Yepyeni bir Star videoyla yine Wars. karşınızdayız. Bayağı iyiymiş lan. Bak bir daha yapalım. Şu şekilde Yepyeni altyazı ekleyebiliyorsunuz. bir Glitch videoyla yine altyazı karşınızdayız. ekleyebiliyorsunuz. Flash altyazı yani Yepyeni yazmalı ve yakınlaştırmalı bir altyazı ekleyebiliyorsunuz. Ama bu altyazıdan ziyade şu arkadaşlar. Intro başlangıcı bir yazı gibi düşünün siz bunu. Altyazı derken full altyazı değil. Yani işte biliyorsunuz ki altyazılar YouTube tarafından otomatik oluşturulan altyazılar olsun, kendiniz oluşturduğunuz veya yabancı filmlerdeki altyazılar gibi altyazı değil arkadaşlar bu. İptal seçeneğine tıklıyoruz. Merhaba Altyazı arkadaşlar, ben dediğimiz Alex. işte Bugün kanalda kraldan yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. videonun başlangıcında altında geçen veya belirtmek istediğiniz bir yere yazı koyuyor. Tabii bu 3 farklı desende koyuyor. İşte tane tane oturan ve yakınlaşan bir yazı tipiyle veya glitch yazı tipiyle direkt böyle sinyal bozukluğu yaratan glitch yazı tipleriyle veya diğeri neydi? Star Wars yazı şeyi var, akışı var. Onun şeklinde de yapabiliyormuşuz. Merhaba arkadaşlar, ben Alex. PP. Bugün kanalda kraldan. Evet, PP ise video üzerine video bindirebiliyoruz. Yani siz bir video oynatıyorsunuz. Diyelim ki arka planda sürekli olarak bir video oynasın. İşte benim araba yarışımı oynuyorum. Örnek veriyorum. Siz yeşil ekran kendinize bir arka plan olarak mesela ne diyorlar? Green screen. Yani yeşil ekran videosu oluşturuyorsunuz. Kendi arka planınız tamamen yeşil ve siz koltukta oturup masada konuşuyorsunuz. Ama o yeşil ekranı kaldırdınız. Kaldırdıktan sonra arkasına da bir video koymak istiyorsunuz. İşte burada o videoyu koyarken Merhaba arkadaşlar, ben Alex. Bugün PIP kanalda yani video üstüne video oturt şeklinde arka plana siz istediğiniz videoyu koyabiliyorsunuz. Arka planda diyelim ki bir haber programı gibi bir şey yapıyorsunuz veya bir oyun videosu var arkada. Siz önde konuşurken arkada da o video oynuyor. Yani video içerisinde video yerleştirmiş oluyorsunuz. Tabi oradaki mantık biraz daha farklı. Buradaki ise oynatılan bir videoyun üzerine bir tane daha video koyabilirsiniz. Veya bir ekrana 10 tane de video koyabilirsiniz. Hepsinde farklı farklı şeyler oynattırabilirsiniz. Yani bir intro tarzı veya tanıtım videosu tarzında bir video oluşturabilirsiniz bu şekilde. Voice cover var. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. kanaldan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Ha, bu ses kaydedip sesleri mi ekliyor acaba? Onu şimdi arkadaşlar
Uygulamayı tanıtırken ben full versiyon olarak tanıtmak istemiştim ama içerisinde bir ses koyuyor mu, koymuyor mu onu bilmiyorum. Hani tam olarak detaylı bir şekilde inceleme yapmadım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine voice over dediğiniz zaman voice over pardon ses bitirme mi artık bunu bilmiyorum ne olduğunu. Audio mixer ses karıştırıcı var. Yani sesle müziği karıştırabilir veya müziği tamamen kaldırabilirsiniz. Ona benzer özellikleri de yine katabilirsiniz bunun içerisinde. Başka Merhaba filtreler arkadaşlar, ben var. Ali Video Osman, kanalın filtreleri. kralından yepyeni bir video. 15 tane filtre varmış. Şu şekilde denersek işte gördüğünüz gibi hani ekrandaki siyah beyaz video yapabilirsiniz veya video renklerini biraz daha yoğunlaştırıp sıcak veya soğuk yapabilirsiniz. Ona benzer video içerisindeki değişiklikler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani video içerisindeki renkleri de değiştirerek bu şekilde değişiklikler de yapabilirsiniz. Ha şimdi ya bu tür bir video hazırlıyorum bu benim ne işime yarar demeyin. Niye derseniz bu tür videolarda pek işinize yaramayabilir ama kendi kişisel hazırladığınız işte selfie tarzındaki videolarınızda veya kendinizin anlattığı sesinizin görüntünüzün olduğu bir videoda bu tür efektler, filtrelerde çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Başka neler Merhaba varmış? arkadaşlar, ben Öğeler Ali var. Osman, Öğe kanalın kralından ekleyebiliyoruz. yepyeni. Nasıl? Şuradan başladığımız zaman işte diyelim ki gözlük ekleyebiliyoruz kendimize. Televizyon ekleyebiliyoruz bu Merhaba şekilde. arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalın kralından. İntro yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yani Merhaba açılan arkadaşlar, ben bir Ali intro. Osman, kanalın kralından. Merhaba arkadaşlar, ben Şu Ali. şekilde bir intro efeği var yine. Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Yani diyelim ki siz bir MP3 oluşturdunuz 1 saat, 2 saatlik. İlk başta bu açılışı yapabilir ve MP3'ün çalmasını da şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde Merhaba yapabilirsiniz. arkadaşlar, Çok ben Ali güzel Osman, bence. kanalın kralından yepyeni bir Sürekli video ile olarak yine dönüyor karşınızdayız. arkadaki kaset. Tabii bunu arka arkaya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Bu efektleri de yine kullanabilirsiniz. Efektler diyorum. Şekilleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba Başka arkadaşlar, neler ben Ali varmış? Osman, Öğeler kanalın kralından yepyeni. demiştik. Başlıklar var. Başlıklar kullanabilirsiniz. Bakalım burada. Oo, bayağı bir başlık çeşidi varmış la. Aynen abi. Merhaba Şöyle bir şey arkadaşlar, ben Ali. yapabilirsiniz. Veya şu Merhaba şekilde arkadaşlar, ben Ali Osman, uzaklaşan bir kanalın yazı kralından yepyeni. yapabilirsiniz. Şu şekilde Merhaba. yapabilirsiniz. Yani Merhaba kendi arkadaşlar, ben Ali videonuzu Osman, nasıl kanalın canlı kralından hale yepyeni bir istediğiniz video ile. gibi özelleştirip getirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii hani bunlara Merhaba alışmak, arkadaşlar, ben Ali. kullanmak biraz daha zaman Merhaba alacaktır. arkadaşlar. Çünkü telefon içerisinde, tablet içerisinde, akıllı bir cihaz Merhaba. içerisinde bu işlemleri yapmak tabii ki haliyle Merhaba arkadaşlar, ben Ali. parmaklarınızın ne kadar iyi kullanabildiğiniz veya cihazınızın ne kadar işlevsel Merhaba olduğuna arkadaşlar, ben bağlı. Ali Osman, kanalım. Bu Merhaba. şekilde videolarınıza da yazı Merhaba tipleriyle biraz arkadaşlar, ben Ali. daha ilginç hale Merhaba veya arkadaşlar, ben Ali Osman. daha görselliği canlı hale getirebilirsiniz. Videoyu hızlandırabilirsiniz mesela. Örnek veriyorum. Diyelim ki şu andaki videomuz normal video hızı. Ama hızlı dersek 5 dakikaya gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu tabii hani çok hızlı yaparsanız bu videonuzda bozulmalara sebebiyet verebilir. Bir şey anlaşılmaz. Normal diyoruz. Döndürme var. Videoyu istediğiniz bir yöne döndürebilirsiniz bu şekilde. Ters, düz, dikey veya yatay yapabilirsiniz arkadaşlar. İptal diyoruz. Döndürmede başka neler varmış? Bu niye böyle o kabul etti lan bunu? Heh, düzeldi. Şimdi döndürme işlemini yaptık. Burada da parlaklık, konstrat, sıcaklık mesela. İşte dediğim şu şekilde yaptığınız zaman soğuk veya sıcak rengi ayarlayabilirsiniz. Bu neymiş? Netleştirme mi? Evet, netleştirme.
Ama o çok netti. Hani gözü bozabilir. Yani videoyu daha tuhaf bir hale getirebilir arkadaşlar. Başka ne varmış? Bulanıklık mı? Bu ne böyle? Evet, bu da kontrat mı artık neyse, aydınlık mı? Şu aydınlık, evet. Evet, bu da güzel bir efekt. Yani köşelerden tutup bunları karartabiliyor veya daha farklı beyaz bir şekilde kapatabiliyor arkadaşlar. Ortadaki videoyu daha rahat hani oynatıp böyle bir efekte katabiliyorsunuz. İptal dedik. Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Çoğalt var. Çoğalt dediğimiz zaman ne yapıyormuş? Evet. Videoyu mu çoğaltıyor? He, evet, videoyu çoğaltıyormuş. Sil diyeceğiz en sonunda. Başka neler varmış arkadaşlar? Yani birden ikiye bakı. Müzik var. Tabii müziği de şu şekilde ekleyebilirsiniz. Tabii bazı yerlerde müziğin sesini kısmanız gerekiyor. Arka plandaki sesi ayarlamanız gerekiyor. Buradaki seçeneğe tıkladığınız zaman işte diyelim ki telefonunuzdaki yüklü olan müzikleri de burada kullanabilirsiniz her türlü. Kütüphanede de biliyor musun? Sesler mi var? Evet, o kütüphanedeki sesler benim seslerimmiş malum. Ben ne diyorum, bunu şey mi veriyor? Evet, o bir de ekstrem müzikleri indirebiliyormuşsunuz. Güzel bir şeymiş aslında. Şunu denesek diyeceğiz. İnternet bağlantımız yok tabii ki. Açık olan müzik var mı? Bu şekilde şey içerisinde de yani uygulama içerisinde de ekstra müzikler koyabilirsiniz. Videonuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Ön tanımlı varmış değil mi? Şimdi bu şekilde de arkadaşlar videonuzu daha yani videonuz demeyeyim de kendinize ait introlar oluşturabilirsiniz. Bu arada videomuz niye 40 olmuş? Ha, lan ben de diyorum bu videoların çoğaldığınca ne oluyor diyorum. İşte çoğaldıktan sonra aynı videoyu ekstra yanına koyuyormuş. Şu anda şuradan fark edebilirsiniz. Ben diyorum bu kadar videomuz niye 20 dakikadan 40 dakikaya çıktı diyorum. Halbuki videoyu çoğaltıp o videonun sonuna koymuş arkadaşlar. Bundan dolayı video uzadı. Biçimlendirme var. Kesme 16:9 ekran ayar yapabiliyorsunuz. Veya bulanıklaştırma var. Nereden bulanıklaştırma? İşte şurayı diyelim ki Merhaba nasıl arkadaşlar, ben Ali bulanıklaştırma Osman. yapacağız. Kanal Kral'dan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Şimdi siyah veya bulanıklık bölümünde pek fazla bir şey anlayamadım. Bir etkileşimde de görmedim ama şu 16:9 dediğimiz zaman üstten ve alttan kırpmalar oluşturup veya işte 11 nokta var, 21 varmış, 1.1 varmış, 16:9 var, 21 var. 21:9 bu mu olsa gerek? Benimki mi lan 21:9? 11'e 1, 16:9 bu. 21'de biraz daha kısıyormuş pardon. 16:9 normaliymiş. Bu şekilde ekran boyutlandırma işlemlerini de yapabilirsiniz. Şurada neymiş bu, ters çevir. Değil Arkadaşlar mi? ben Ali Osman. Aynen. Video geçişler de varmış. Güzel. Mesela arkadaşlar. Şu anda alt tarafta iki tane videomuz vardı. Şu anda görüyorsunuz şurada iki tane video. Birinci video ve ikinci video. İyi ki de çoğaltmışız. Çünkü aradaki geçiş işlemlerini biz nasıl gösterecektik? Ya videomuzu bir yerden kesip araya geçiş eklememiz gerekiyordu. Ya da videomuzu çoğaltmamız gerekiyordu. Şunu deneyelim bir de.
Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde geçişleri de elde edebiliyormuşuz. Arkadaşlar ben Ali Osman kanalı kralından yer. Geçişler mükemmel arkadaşlar. Yani bu şekilde kendinize introlar yapabilirsiniz. Mesela siyah var. Bu kara olarak geçme. Filtreler var. Oh çok süper. Bu şekilde glitch tarzı bir geçiş var. Yine bu şekilde bir glitch tarzı geçiş var. Süpermiş de geçişler. Yani benim bulunduğum Movavi'den veya işte Sony Vegas'ta daha iyi geçişler var. Oha, süper. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Oha. Merhaba. Renkli merhaba de. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Mükemmel. Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Olarak yapı var bir tane. Çok güzel bir tane merhaba daha. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman kanalı. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman kanalı. Geçiş var. Yine hafif olarak ben... geçiş. Yine yukarı doğru olarak geçiş. açılarak perdeli yani. Bunlar da yine merhaba. Perdeli açılarak geçiş. Aynı benim merhaba videolarımda hazırladığım bir geçiş daha vardı. Yine saat şeklinde bir geçiş var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ön tarafı geçişler içerisinde bunlar varmış. Bir de şöyle geçişler varmış. Oha. Evet. Bu da güzel. Arkadaşlar ben Ali Osman. Evet. Arkadaşlar ben Ali Osman kanalı kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalı kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Kaç tane var lan? 51 tane mi dedi? Aynen. Merhaba çok arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar ben Ali Osman kanalı kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Merhaba. Pac-Man de arkadaşlar ben Ali Osman kanalı kralından yepyeni bir daha fazla seçeneği var. Daha fazla seçeneği zaten tüm hepsi ekli bakalım. Ağır dediğimiz zaman ücretsiz o. Şimdi bu ücretsiz kısımlar indirilmemiş, indirilebilir. Şimdi arkadaşlar şu var. Şu kafanızı karıştırmasın. Burada tik işareti var. Bu tik işaretinde hani kafanız şu şekilde karışmasın. Bu alındı veya burada bulunan bir şey değil. Bu sadece satın alındığı anlamına geliyor. Yani siz bunu yine indirebilirsiniz. Ama bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemenize de gerek kalmıyor. Sadece ücretsiz olanlar yine ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ama kaldırabileceğiniz bir güzel bir efekt işlemi, Fashion veya Vogue'ye geçişleri ve Fashion başlıkları, Vogue'ye geçişleri gibisinden seçenekler de mevcut. Filtreler var. Bakın burada yine hepsi ücretsiz. Bunları kullanabilirsiniz. Yer paylaşımları satın alındı diye bir seçenek var. Zaten satın alınmış. Ücretsiz, ücretsiz, yine ücretsiz öğeler var. Başlıklar var. Bu şekilde introlarınızı ekleyebileceğiniz yine ekstra başlıkları indirebilirsiniz. Tabi bunları video içerisinde kullanabilirsiniz. Geçişler var. Açılışlar var. Bir de diğerleri var. Bu da logoyu kaldırıyor. Yani hangi logoyu kaldırıyor? Videonun başında dediğimiz o logo var ya. Hani bir Filmora Go filigranı var. Logosu var. Reklamı var. İşte o reklamı kaldırılmış bir şekilde size dağıtıyoruz. Yani Filmora Go'yu Android tabletinizde veya telefonunuzda full açık her şey bedava bir şekilde sizlere sunuyorum. Siz de kendi oluşturmuş olduğunuz işte videolarınız olsun, YouTube için hazırladığınız videolarınız olsun, kendi kişisel videolarınız olsun bunları telefonlarınızda düzenleyebilir, kırpabilir, kesebilir ve slaytlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca sıfırdan introlar ve outrolar da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hani videonun çok detaylı bir şekilde içeriğine girerek anlatmadım. Zaten geri kalanını bir Movie Maker kullanıcısı olan herhangi bir kişi bile kullanabilir. Çok basit bir arayüze sahip ve kolay bir kullanımı olduğunu düşünüyorum. Sizin de bunu kolay bir şekilde kullanıp kendi videolarınızı daha iyi, daha profesyonele yakın bir şekilde düzenleyebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar.
Dediğimiz gibi filigransız, reklamsız, her şey full bir şekilde yine uygulamamızda videonun altından veya videonun sağ üst köşesinden linklere ulaşıp kendi cihazlarınızda indirip full bir şekilde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla, daha fazla, daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.